Merhaba, ben Zehra Küçük. Dijital Beyin'den herkese merhaba. Yeni bir teknoloji devriminin eşiğindeyiz. Değişimin ayak sesleri de artık çok daha güçlü duyuluyor. Ve devrim niteliğindeki bu teknolojinin ardında son dönemde popüler olan iki kelime var: yapay zeka. Peki hayatımızın her alanına dokunan ve geleceğimizi şekillendiren yapay zeka nedir? Bizleri nasıl bir dijital dönüşüm bekliyor? Yapay zekayı ve yapay zekanın potansiyelini bundan böyle bu programda Dijital Beyin'de konuşacağız. Elbette ben tek başıma da olmayacağım. Her hafta Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan'la bu konuyu enine boyuna değerlendireceğiz konuklarımızla. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeyra. Yepyeni bir program diyoruz. Gerçekten de çok merak da edilen, çok ilgi de uyandıran bir konu. Siz de aslında çok önemli bir şirketin yönetim kurulu başkanısınız. Teknolojinin merkezinden bir isimsiniz. Ülkemizde bu işin önde gelenlerindensiniz. Tabii haliyle benim size soracak çok fazla sorum var hal böyle olunca. Ama tabii şimdi teknoloji deyince, bilgisayar deyince, hele hele yapay zeka deyince sanki şöyle bir algı var biraz, belki yanılıyorum ama hep erkek egemen bir sektörmüş gibi. Tabii yani günümüzde ağırlıklı olarak bizim sektörümüzde çok fazla, bütün sektörlerde olduğu gibi, erkeklerin yoğun olduğu söylenebilir. Fakat bir gerçek var ki bu dünyanın da ilklerinden bir tanesi olan Ada Lovelace 1800'lü yıllarda ilk kadın programcı olarak anılıyor. Yani teknolojinin beşiğinde ilk zamanlarında kullanılan, ilk üretilen bilgisayar için yapılan yazılımları Ada Lovelace isimli bir hanımefendi yapmıştı. O yüzden bu işin başında da sizler varsınız yani. 1800'lü yıllardan bu zamana kadar yapay zekaya artık ulaşmış durumda bu teknoloji. Biz yapay zekadan korkmalı mıyız esasında? Ya aslında yapay zekadan şu anda korkulacak bir şeyimiz yok. Çünkü yapay zeka diğer tüm teknolojilerde olduğu gibi bizim için çalışan, bizim daha iyi olmamız için, bizim daha farklı şekillerde hayatımızı idare edebilmemiz için diğer üretilen tüm makineler gibi bize fayda sağlayacak olan bir alanda. Dolayısıyla birçok teknolojiden biz korkmuşuz biliyorsunuz zaman zaman. Doğru. Yani hızlı trenden de, hatta trenden de korkmuşuz. Bırakın hızlısını, insanlar ilk trenler çıktığında vücudumuz bu hızlara dayanamaz diyerek daha yavaş nasıl yapabiliriz bu trenleri diye düşünmüşler ve insanları korkutmamak için çalışmışlar. Ya da bilirsiniz belki 2000'li yıllarda bilgisayarlardan çok fazla korktuk. Ya bilgisayarlar tamamen çökerse, bütün dünyamız değişirse diye. O yüzden yeni çıkan teknolojiden her zaman korkmuşuz. Fakat yapay zekada diğer teknolojilerden farklı olarak bir şey var. Bizim hayatımızı kökten değiştirebilecek bir şey. İnsan zekasının yerine geçebilecek yeni bir teknolojik devrimden bahsediyoruz. Ama yine de korkulacak bir şey yok. Çünkü o bizim daha iyi, daha güçlü olduğumuzdan daha zeki insan olmamız için bize fayda sağlayacak olan bir alanda. Yapay zeka ile her şeyi yapabilmek mümkün mü? Şu anda birçok şeyi yapabilmek mümkün. Özellikle insanın basit şekilde elleriyle, vücuduyla, bazen düşünerek yapabildiği şeyleri yapmak mümkün. Örneğin bir insanın bir tonluk ağırlıkta bir şeyi kaldırabilmesi mümkün değilken bunu yapay zeka ile çalışan bir otonom araçta yapmak mümkün. Yani ona komutu verirsiniz, gider, alır, indirir, getirir, bir yere götürür vesaire gibi. Bizim yapabileceklerimizden daha fazlasını biz yapay zeka ile, makinelerle birlikte yapabiliriz, robotlarla. Ama bazı şeyler var ki kreatif zeka çok kolay değil. Yani bugünün dünyasında yapay zekanın henüz ulaşabilmiş olduğu bir alan değil. Dolayısıyla tasarlamak bizim elimizde hala ve bu gücümüzü kullanmaya devam edeceğiz uzun bir zaman daha. Konuklarımızla da bunu tartışacağız. Acaba ne kadar daha biz bu yapay zeka ile, bu teknoloji ile birlikte henüz kreatife onlar ulaşmadan neler yapabiliriz diye bunu konuşuyor olacağız burada. Biz de kendi aramızda zaman zaman tabii bu anlamda şakalaşıyoruz da, bizim mesleğimize dair mesela yapay zeka ile alakalı böylesi bir tehdit olabilir mi gerçekten? Bu da benim kişisel merakım olsun. Yani şöyle, burada yapay zekaya çok rahat bir şekilde bir şeyler sundurabiliriz. Hatta konuştuğumuz şeyleri farklı dillerde de sundurabiliriz. Örneğin İspanyolca. Ya da aklınızda herhangi bir dil var mı? Şu anda konuştuğumuz konuları farklı şekillerde konuşmasını isteyebileceğimiz. Belki Fransızca olabilir. Ya da belki Korece. Belki. Konuştuğumuz açılışı belki sizin için Korece yapabilecek ya da İspanyolca yapabilecek bir yapay zekaya sahibiz. Dolayısıyla bunu yapabilecekken aslında çok daha fazlasını da yaptırma şansımız var. Ama neyi veremiyoruz? Tekrardan aynı şeyi. Duyguyu veremiyoruz. Henüz yapay zekayla belki biraz kandırabiliriz ufak tefek ama gerçek insanın olduğu duygusunu çok fazla veremeyeceğiz. Fakat istediğimiz her şey, evet, sektörde, bizim sektörümüzde veya sizin sektörünüzde olduğu gibi her şeyi yaptırabiliyor olacağız yapay zekaya.
Peki ben acaba İspanyolca haber sunsam, bu programın açılışını İspanyolca yapsam nasıl olurdu o zaman? Size sormak istiyorum. Bir izleyelim mi? İzleyelim. Hola, soy Sera Küçük. Saludando a todos desde el cerebro digital. Estamos al borde de una nueva revolución tecnológica. Los ecos del cambio se escuchan ahora con mucha y más fuerza. Y detrás de esta tecnología revolucionaria hay dos palabras que se han vuelto populares. Inteligencia artificial. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok da güzel ifade ediliyor bu dillerde ama ben tabii şimdi bu kadar işin içindeki birileri bulmuşken de hemen yine sormak istiyorum. Acaba ben Fransızca sunsam, bu açılışı yapsam nasıl olur? Bir de onu görelim. Bir de onu görelim. Bonjour, je suis Zera Küçük. Bonjour à tous depuis le cerveau numérique. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle révolution technologique. Les échos du changement se font désormais entendre beaucoup plus fortement. Et derrière cette technologie révolutionnaire se trouvent deux mots devenus populaires récemment, l'intelligence artificielle. Gerçekten de harika olmuş. Tutuk hareketlerine, mimiklerine kadar her şey birebir aynı. İnanılmaz. İnanılmaz, çok müthiş gerçekten de. Bu kadar başarılı olması bir parça insanların gözünü korkutabilir. Çünkü ben gerçekten de programı yani böyle açmışım gibi hissettim o an. Ve bugün programımızda yapay zekayı, yapay zekanın geleceğimize etkilerini konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Amplitude Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen. Tansu Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz Tansu Bey. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. İsterseniz doğrudan yapay zekayla niye bu kadar uğraştığımızla başlayalım. Yani biz insanoğlu biraz fazla çekiyoruz sanki bu yapay zeka konularından son zamanlarda. Derdimiz ne? Bundan 1.4 milyon yıl önce balta hayatımıza girdi. Bundan işte 800 bin yıl önce ateş girdi. Ama şöyle düşünün, baltası, ateşi, sonra 5500 yıl önce giren tekerleği hep bizi bir adım ileri götürmeye başladı. O yüzden o endüstri devrimlerinden konuşuyoruz. Fakat bundan 70 bin yıl önce konuşmayı keşfettik ya aramızda. İşte o zaman diğer canlılardan aramıza fark oluşturmaya başladık. Çünkü konuşma bize takım çalışmasına ittirdi. Ve biz 2000'li yıllara kadar, açıkçası 2000'li yılların başına kadar çok güzel geldik ama 1900'ün başı çok önemli bir aşamaydı. 3 tane teknoloji girdi hayatımıza 1900'ün başında. Birincisi elektrik, ikincisi manyetik dalgalar, üçüncüsü benzinli motor. Bakın şöyle bir düşünün, bu üçü bizi bugünlere getirdi. Ama insanlar durmadı. Özellikle 1980'li yılların başında bilgisayarın hayatımıza girmesiyle birlikte, hatta biraz daha öncesine gidecek olursak hesap makinesinin, ya dedik ki bir dakika, beynimin kapasitesi artmaya başladı. Ben bazı şeyleri daha hızlı yapmaya başladım. Bilgisayar çıktığında siz de eminim aynı şeye duyguları sahip olmuşsunuzdur. Yani ben böyle bir şeye ihtiyaç olduğumu hiçbir zaman düşünmedim. Farkında değildik. Farkında çünkü. Değildik. Evet. Ama geldi. Şimdi bırak bilgisayarı, elektronik postasız, internetsiz yapamayacağımız bir döneme geldik. Sanki onlar bizim için olmazsa olmazlar. Ve günler geçti ve sonunda yapay zekanın adı konulmaya başladı. Özellikle 2022'nin Kasım'ın sonlarına doğru bu ChatGPT ile tanışmamız çok şeyleri değiştirdi. 1.8 milyar kişi yaklaşık 10 ay içinde kullanmaya başladı. 1.8 milyar yani dünya nüfusunun neredeyse 1/4'ü sevdi herkes yapay zekayı. Daha ondan öncesinde yapay zeka eminim birçok izleyicimiz için korkutucu, işte bizi gelecek öldürecek mi, işimizi elimizden alacak mı, mahvedecek mi şeklinde karşılanırken birçok kişi şu anda ChatGPT kullanmaya başladı. Ve bugün itibariyle ayda 200 milyon kişi ChatGPT'siz yapamıyor, aktif şekilde kullanıyor ve yapay zeka öyle bir noktaya doğru gidiyor ki tamamen verimliliğimizi arttıracak. Ama bunlardan daha önemlisi bize birçok yeni buluşların kapısını açacak ki konuşuruz birazdan, bir yöne doğru gitti. Yani tekrar sorunun cevabı verimlilik, hız ve yeni buluşları gerçekleştirebilmemiz yolundaki çabalarımız. Hayatımızda nasıl bir devrim yapacak? Yani belki de şu anda bizim hayatımızda yapay zeka çok kullanılıyor, biz farkında değiliz. Evet, aslında biliyor musunuz uzun zamandır yapay zeka hayatımızda. Yani o kullandığımız sosyal medya araçları, reklamlarını tek tek yapmayalım. Hepsi bizim daha önceki davranışlarımızı belirleyip ona göre bize önerilerde bulunuyor. Ona göre takip etmemiz gereken insanları öneriyor. Bankacılık sistemlerine girdiğimizde finans sektörü çok daha önce adapte etti. Bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda bize belirli kredileri öneriyor ya da belirli paketleri öneriyor. Müşteri servisleriyle konuştuğumuzda son 3-4 yıldır aslında biz bir telefon ettiğimizde bir çağrı merkezine bizim bilgilerimiz
o kişinin önündeki, oradaki çalışan arkadaşın önüne, ya işte Tansu seni şu yüzden arıyor, şu problemden dolayı arayıp onu bulup onun önüne getirip, hatta ona eğer ben kızgın bir modda aradığımı da söyleyip, belki hani faturamdaki bir hatadan dolayı beni nasıl sakinleştirmesi gerektiğine yönelik mesajlarla birlikte, aslında bakmayın yapay zeka araçlarımızın içinde, sosyal medyada, televizyon kanallarında, bankalarda, birçok alanda hali hazırda kullanıyoruz. ChatGPT ise büyük bir devrim yarattı. Açıkçası ben yani bugün ChatGPT'yi nasıl daha önce ChatGPT yokmuş hayatımda şeklinde kullanıyorum. Ben de az önce onu söyleyecektim. Yani 3 yıl önce hayatımızda yoktu. Evet. Farkında bile değildik bu durumu. Evet, evet. Yani vardı yoktu, evet, onu şu evet. anda unuttuk artık. Peki siz nasıl teknolojilerle yaşıyorsunuz? Ya birincisi kesinlikle ChatGPT ana kullandığım ürün. Çünkü neler yapıyorum ChatGPT ile onu da söyleyeyim size. Mesela bir ilacın resmini çekiyorum, evde unutmuşum. Bana bu nedir onu anlat diyorum. Mesela bir tahlil sonucunu ona yüklüyorum. Sen lütfen benim için yorumla diyorum. Tabii her zaman bunları söylerken doktorumuza da danışalım. Ama hani bir ön sonuçları almak açısından, ne bileyim, bir finansal tabloyu yüklüyorum. Bizim iş planımızı yüklüyorum. Hatta bizim müşterilerimizle yazışmalarımız konusundaki bizim broşürlerimizi yüklüyorum. Diyorum bu müşterimize benim için bir mesaj hazırla diyorum. Bilimum sağlık cihazlarıyla vücudumdaki bütün parametreleri ölçüyorum. Ve bunlar beni düzenli olaraktan sağlık parametrelerim konusunda uyarıyor. Herhangi bir mesajım Grammarly'den kontrol edilmeden çıkmıyor. Tamamen cep telefonumda, WhatsApp'ta, işte gene farklı bir uygulama kullanıyorum. Yazdığım dili düzeltiyor. Sosyal medya paylaşımlarımın hepsi tamamen yapay zekadan bir tanandıktan sonra meydana çıkarıyor. Benim yanlış yapmalarımı, bana ciddi hız katma açısından gerçekten hayatımı çok kolaylaştırdı. Konforlu bir alan sağlıyor değil mi aslında? Bu yapay zekanın bu hızla hayatımıza girmesiyle beraber konfor alanımız doğru kullanıldığında kesinlikle çok da genişliyor sizin kesinlikle anlattığınız kadarıyla. Tabii ben sizin kadar aktif kullanmıyorum ama yapay zekanın geleceğini, mesela 2030'lu yılları nasıl görüyorsunuz? Günlük hayatımızda artık biz neleri çok sıradan göreceğiz bu teknolojiler sayesinde? Evet, yani 2030'lara doğru giderken yapay zekanın gelişimi açıkçası baş döndürücü. Bizim bütün sektörde söylediğimiz her bir şey ortadan kalkıyor. Dedik ki 2045 yılında yapay zekanın zekası insan zekası kadar olacak. Bu ne demek? İşte buna yapay zekada genel yapay zeka diyoruz. Yani yapay zekanın insan zekasına neredeyse eşdeğer şekilde belirli şeyleri yapabilmesine diyoruz. Bunun geliş tarihi 2027'lere çekildi. Elon Musk'a göre önümüzdeki yıl. Bu teknoloji özellikle GPT-5 teknolojisiyle birlikte görmeyi bekliyoruz. Zaten bütün şu anda çalışmalar o yönde ilerliyor ve çok sık da haberler okunuyor. Yani her gün neredeyse yeni bir haber var. Ve özellikle GPT-5, yani insan seviyesindeki bir yapay zekanın yapabilecekleri çok önemli şeyler var. Şöyle düşünün, bunların bir yandan da robotların beyinlerine yerleştirildiğini, ha bu arada robot teknolojilerini de kaçırmamak lazım. Yani gene en başta Elon Musk olmak üzere Çin'de, Amerika'da çok ciddi robotlar geliştiriliyor. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde her insana 2 robot düşecek şeklinde bir gelişmeden bahsediyoruz. Hayatımızı gerçekten çok ciddi konfor alanı sağlayacak. Ama burada özellikle Silikon Vadisi tamamen çok ciddi şekilde insanüstü bir zekaya doğru gitmeye çalışırken bir yandan da regülasyon tarafından ciddi şekilde ittiriliyor. Bence bu haftanın en güzel gelişmelerinden bir tanesi iki dev şirket. Birisi OpenAI, diğeri işte Anthropic dediğimiz şirketler Amerika'da Amerikan hükümetiyle anlaşma yapıp en son geliştirdikleri teknolojiyi ona sundular ve bunu birlikte regülasyona tabi bir şekilde geliştireceklerine dair söz verdiler. Avrupa'da bu konuda çok baskıcı. Ama ne olursa olsun Silikon Vadisi'nin şu anda başı bir konuyla bedada. O da şu an itibariyle Çinliler 36 bin yapay zeka patenti almış durumda. Amerikalılar sadece 10 bin küsur almış durumda. Ve dünyadaki 70 bin yakın patentin büyük bölümü Çinlilerin elinde. Amerikalılar biz bu arayı nasıl kapatırız diyorlar. Tabii bunda Çinlilerin çok önemli bir avantajı var. Çinliler yaklaşık 600 milyon kamerayla bütün halkı izliyorlar. Yapay zeka teknolojilerini bir bakıma ortamları kontrol etmek için kullandıkları için üzerine devamlı yeni geliştirmelerde bulunuyorlar. Tabii orada kişisel verilerin korunması kanunu gibi çerçeveler olmadığı çok da fazla yok. Yani dolayısıyla bu işte biliyorsunuz siz de
veriyle alakalı bir konu. Yani ne kadar çok elinizde veri varsa zaten toplayabiliyorsanız bunları gerek sağlıkta gerek diğer bütün sektörlerde onları işleyebiliyorsunuz. Evet. İyi sınıflandırmanız lazım. İyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Beni heyecanlandıran çok şey var burada tabii ki. Özellikle robotların gelişimi. Sizin de söylediğiniz gibi çok fazla robotik teknoloji gelişecek çok. Ve çok fazla insana ihtiyaç var. Üretim kabiliyeti olarak baktığımızda yetiştirebilecek gücümüz de doğruyu söylemek gerekirse henüz yok. Yani çok fazla üretici varmış gibi duruyor ama aslında yok. Her insana bir iki robottan bahsediyoruz. Yani bunlar tabii ki çizgi filmlerdeki robotik insansı robotlar değil. Bazen bu işte robot süpürge vesaire gibi şeyler de var bunların içerisinde. Ama nihayetinde bizim geleceğimiz nokta çerçeve burası. Peki sizi ne heyecanlandırıyor? Mesela Grok vardı. Şimdi yeni çıktı. Elon Musk çıkarttı. Ya da benzeri başka ChatGPT benzeri robotlar var ama yani yapay zekalar var. Yani, başka ne heyecanlandırıyor? Bence beni en çok heyecanlandıran kesinlikle yapay zekanın hayatımıza katacağı biraz önce sorduğunuz 2030'a kadar neler olacak, neler olmayacak? Yani eğitimde öğrencilerimiz birebir yapay zeka sayesinde kendilerine uygun eğitim almaya başlayacaklar. İngiltere'de bir okul tamamen yapay zekalı bazlı eğitime geçti. Koreliler de gene geçen hafta itibariyle tamamen öğrencilerine tablet verdiler ve tamamen yapay zeka destekli tabletler. Hmm. Neden biliyor musunuz? Öğrencileri alıştırmamız lazım ve yapay zeka gerçeğini kabul etmemiz lazım. Burada bir şey belirtmek istiyorum. Ben bir insanım. Doğduğum ve ölünceye kadar kitap okudum. Alacağım kelime tam 8 milyar adet. O kelimeler. Ama devamlı yani hiç yemek falan yemiyorum. Biliyor musunuz şu anda yapay zeka sistemlerine ayda 8 trilyon kelime öğretiliyor. Yapay zeka 45 dakikada öğreniyor benim ömrüm boyunca öğreneceklerimi. O yüzden yapay zekayı kullanmayı bilmemiz lazım ve seyircilerimizden çok çok önemli ricada bulunuyorum. Lütfen yapay zekadan korkmayın. Alın, kullanın, bir yerlerden başlayın. Peki, kullanmamız Tansu Bey, lazım. Sektörler nasıl fayda sağlayabilirler, nasıl evrilebilirler? Çünkü mesleklerin kaybolması sorusu da çok çok gündeme geliyor. Siz de biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Evet. Şimdi her mesleğin muhakkak evrileceğini biliyoruz. Yani bazı meslekler %50'ler civarında tamamen yapay zeka tarafından yaptıkları işler elinden alınacak. Ama bu arada Zehra Hanım bırakın alınsın. Yani ben lütfen o tablo uygulamasını kullanmayayım. Çünkü tablo uygulaması benim manuel bazı rakamları girdiğim, sonra içinden alıp belki sunuma aktardığım. Onu bırakın robot yazılımlar yapsın. Yani ben onları yapmayayım. Böylece benim daha fazla verimliliğim artsın. Ben daha zekamı kullanacağım alanlara doğru yöneleyim. O yüzden yani kendi sektörümü nasıl etkileyeceğini çok iyi bilmem lazım. Sorduğunuz sorunun kesin bir cevabı yok. Ama tek söylemek istediğim şey o kadar şanslıyız ki YouTube'dan tutun ya da herhangi video platformlarından tutun. Bu program bile aynı zamanda birçok yerde eğitim programları var. Yani tek yapmanız gereken şey bu eğitim programlarını doğru şekilde almak. Ama en basitinden hani istiyorsanız ChatGPT ya da benzeri uygulamaları Gemini'de işte vesaire kullanalım derim. Milton Friedman'ın güzel bir sözü var aslında, bir hikayesi. Belki biliyorsunuzdur. 1960'larda bir Asya ülkesine gidiyor ve diyor ki neler yapıyorsunuz gösterin. Onlar da gösteriyorlar. İşte insanlar kazma kürek bir şeyler kazmaya çalışıyorlar. Peki diyor niye ekskavatörü kullanmıyorsunuz burada? Onlar da diyorlar ki yani işte istihdam politikası. Tabii. Böylece diyorlar biz insanlara daha fazla iş verebiliyoruz. O zaman diyor kazma kürek yerine ellerine kaşık verseydiniz daha fazla insan çalıştırırdınız. Yani makinelerin yapabileceği bir şeyi insana yaptırmak aslında bir istihdam politikası tabii, olamaz. Tabii. İnsan zaten doğası gereği yenileyebiliyor ve geliştirebiliyor kendisini. Milyarlarca nöron bunun için var. Biz gelişiyoruz. Dolayısıyla da hali hazırdaki teknolojileri kullanarak olduğumuzdan daha iyi bir hale gelmek bizim için mümkünken onun yerine kendimizi basit işlerde harcamamalıyız. Aynen. Aslında söylediğiniz de bu. Aynen. Ya mesela hani biraz önceki sormuş olduğun soruya ek olaraktan konu o kadar geniş ki süremiz az ve yani en önemli noktaları bahsetmeye çalışıyorum. 2030'a kadar 500 milyon sağlık alanında yeni patentin çıkması bekleniyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bunların hepsi yapay zeka ile mümkün. Son iki haftada göğüs kanserini tespit etmeyi başardı. Son bir haftada kanser hücrelerini tespit etmeyi başardı ama daha çok küçükken, çok başında. Yani bunun bizim sağlığımıza, uzun yaşamımıza, sağlıklı yaşamımıza etkileri yani inanılmaz. Evet. Ve sağlık sektörü, eğitim sektörü, medya sektörü, üretim sektörleri bu alanda çok etkilenecek. Yapay zekanın 2030'da dünya ekonomisine 15 ile 20 trilyon arasında ek katkıda bulunması bekleniyor. Ve burada Çinliler şu anda çok yoğun şekilde niye çalışıyor biliyor musunuz? Zaten hedefleri üretim. Üretimliğimizi nasıl daha verimli hale getiririz diye. Tüketici alışkanlıklarında da
çok iyi bir gelecek beklemiyor. Yani kredi kartlarının limitlerini bir an önce düşürmeye başlamak lazım. Şöyle düşünün, yolda yürüyorsunuz, bir anda cep telefonunuz titriyor diyor, sola bak diyor, orada bakıyorsunuz bir ekran, ya diyor bir lastik ayakkabı inanılmaz güzel, ondan sonra nedir bu diyor falan koyuyor, tekrar titriyor. Gördün ya o lastik ayakkabı diyor, oğlunun diyor son bir aydır aradığı ve bulamadığı bir lastik ayakkabı diyor ve onu arzu edersen diyor doğum günü 3 gün sonra hemen senin için paketleyelim alalım, almak ister misin? Hatta istersen eline hologramını gönderelim diyor. Her şeyi yapacak, her şeyi de çok güzel yapacak. Evet. Ama peki neyi yapamayacak? Aşık olamayacak. Empati duyamayacak biz insanların olduğu gibi. Ve biz insanlar yani hayatımızda özellikle iş hayatında, ilişkilerimizde bence yapamayacağı bir numaralı şeyi yapamayacak, güven duygusu veremeyecek hiçbir zaman. Ha belki taklit edebilir bu yeni çıkacak robotlar falan, güven duygusu vermeye çalışabilir ama. İşte onu o zaman korkmalıyız galiba. Yani onu da bırakalım, çocuklarımız çözecek onu da. Yani bir süre daha sanatçı olamayacak mesela. Ne zaman olur bilmiyoruz. Aynen. Ama bir süre daha sanatçı yani, olamayacak. Evet, hani oralarda biraz daha hızlı hareket edecek büyük ihtimalle. Yani görüyoruz ya örneklerini bu uygulamaların yarattığı. Mesela bence en etkileyici teknolojilerden bir tanesi Showrunner. Şu anda 15 bin takipçisi var, daha çıkmadı. Televizyonunuzda Showrunner'a giriyorsunuz. Birlikte diyoruz ki ya bu akşam film izlemek istiyoruz. Konusu mesela potansiyel 3. Dünya Savaşı olsun, ülkeler birbirine saldırsın. Tamam diyor, karakterler kim olsun soruyor size. Filmi 2 saat izliyorsunuz anında. Ve yani bütün sektörlere radikal bir değişiklik geliyor. O yüzden muhakkak yerimizi almamız lazım tüm bunlar içinde. Neyi etkileyeceğini bilmemiz lazım. Bir de bir şey daha söylemeyi unuttum. Şefkat duygusunu yapamayacak hiçbir zaman. Yani bir hemşirenin bir yaşlanmaya... Bunlar çok özel şeyler tabii mi? Gerçekten. Aynen, o kadar önemli ki yani belki bir hemşire bir yaşlanmaya diyecek ki bakım evinde amcacım diyecek gel yürüyelim biraz. Yani aslında merak etme, yapay zeka sayesinde bütün parametrelerin zaten benim elimde var. Biz gel işimizin keyfine bakalım. Bir CEO'nun, bir pazarlama müdürünün ya da bu sizin içten anlatımınızı hiçbir zaman kolay kolay gelemeyecek. Yani ne kadar İspanyolca anlatsa da bilmem sizin yerinize geçse de o samimiyeti hiçbir zaman veremeyecek. O yüzden biz insanların gerçekten biraz önce bahsetmiş olduğum güvendi, şefkatti, empati duygularımızı çocuklarımızı yetiştirirken de onların daha çok yaratıcı yönlerini, analitik çözümlerini, onların bize bir şeyleri anlatmalarına izin vererekten hazırlayacağız herkesi. Peki sizce şu anda an itibariyle Türkiye'deki, son olarak onu sorayım size de, Türkiye'deki yatırımlar ne durumda? Yani Amerika'yı konuştuk, Çin'i konuştuk. Onlarda çok fazla detay var zaten bu konuda. Evet, bilgi evet de var. KVKK bizde büyük bir sorun tabii, maalesef. Tabii. Ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle, ülkemiz geride değil. Daha hızlı gitmemiz lazım, o kesin. 700'e yakın şirket aktif yapay zeka alanında çalışıyor. Ve Türkiye'nin de önümüzdeki... Yani bir 5-10 yıl içinde yapay zeka teknolojilerinden ek 50-60 milyar dolar civarında fayda sağlaması bekleniyor. Bu arada en önemli çalışmalardan bir tanesi Teknoloji Bakanlığımızın yakında çalıştığı hem kamu tarafında hem de özel sektör tarafında bankalarda bu ChatGPT dediğimiz büyük dillerin, geniş dillerin geliştirilme teknolojileri çok yoğun üzerinde çalışıldı. Hatta bir kısmı kullanıma sunuldu. Öyle çok geride kalmıyoruz ama biraz daha yoğun çalışmamız lazım. Biraz daha girişimcilerimizi daha fazla desteklememiz, girişimcilerimizi üniversitelerle ve şirketlerle böyle bir üçlü halinde toparlayıp inovasyon hedefli tamamen odaklarla ilerletmemiz lazım. Bu arada yani bundan sonra da politikacılarımızdan beklentimiz tabii ki bir numarada ekonomi olacak ama iki numarada inovasyon, üç numarada eğitim alanında ne yapacaksınız olmalı. Bunları sorgularsak inanın bizler hep birlikte bu trenin en ufak bir şeyini, hızını kaçırmayız. Akmakta olan bir nehir var, var. Ve hızlı bir şekilde çok gidiyor. Onun içerisine gireceğiz ve biz de Türkler olarak birçok şey zaten yapıyoruz, kesinlikle yapmaya devam edeceğiz. Onu engelleyemeyeceğiz. Yani baraj olma şansımız yok önünde. O yüzden o aktığı için aynen biz de dahil olacağız onun içerisine. Aynen. Bütün diğer teknolojilerde olduğu aynen gibi onu geliştirmeye ve bu süreç içerisinde de ondan faydalanmaya çalışacağız. Aynen. Son bir şey daha söyleyeceğim. Yüzün üzerindeki yapay zeka yazılımı, bir numarada ChatGPT var, iki numarada işte karakter AI var, bilmem Gemini vesaire. Son 6 ayda 30 şirket düşmüş buradan, yeni 30 şirket girmiş. Düşünebiliyor musun fırsatları? Evet. Yani bu şirketler milyar dolarlık şirketler. Evet. Hadi Türk gençler diyelim, arkadaşlar yapalım bizler de. Çok teşekkürler yayınımıza katkılarınızdan dolayı. Biz tabii Mustafa Bey'le sizi programımızda sık sık ağırlamakta istiyoruz. İnşallah. Bu keyifli sohbetinizden dolayı. Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. İlk bölüm konuğumuz oldunuz. Çok teşekkür ederim benim için. Bugün yapay zekayı, fırsatlarını ve günlük hayatımızı nasıl değiştireceğini konuştuk. Gelecekte bizi bekleyen yenilikler ve bu teknolojinin sunduğu imkanlar
gerçekten de siz de dinlediğiniz işte heyecan verici, uçsuz bucaksız bir teknolojiden bahsediyoruz ama unutmayalım ki yapay zeka sadece bir araç. Bunlar için onunla ne yapacağımız tamamen bizlerin elinde. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuklarla başka bir dijital beyinde karşınızda olabilmek dileğiyle.